Şiirlerle Menkıbeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Salavat okumak Peygamber-i Zişan'a her mümin ve Müslüman salavat-ı şerife okumalı her zaman. Vaktiyle bir şehirde salih bir kimse vardı. Lakin Resulullah'a salavat okumazdı. Bir gece rüyasında Resulü gördü fakat o server kendisine etmiyordu iltifat. Dedi: "Ya Resulallah, ey Resulü Mücteba, böyle davranmanıza sebep nedir acaba?" Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman hiç tanımıyorum ki ben seni ey Müslüman. O kimse ağlayarak dedi, Ya Resulallah, ben senin ümmetinden bir Müslümanım valla. Nasıl olur siz beni hiç tanımıyorsunuz? Halbuki bir hadiste siz şöyle buyurdunuz. Bir babanın oğlunu tanıyıp bilmesinden, daha fazla tanırım ümmetin hepsini ben. Ben dahi ümmetimden bir kimseyim vallahi. Tanımanız lazım da öyleyse beni dahi. Peygamber Efendimiz buyurdu. Doğru dersin. Ve lakin sen bana hiç salavat getirmezsin. Ben ise ümmetimi bana okudukları salavat miktarınca tanıyorum onları. O esnada uykudan uyandı o Müslüman ve yaptığı hatayı idrak etti o zaman. O günden itibaren her gün belli bir miktar salavat okudu, hep ta ölünceye kadar. Birkaç gün olmuştu ki göreli bu rüyayı, bir gece gördü yine Resul-ü Kibriya'yı. Bu sefer muhabbetle bakıyordu yüzüne. Seni şimdi tanıdım buyurdu da kendine. Bir günde gayet fakir bir kimsenin bir ara ihtiyacı olmuştu. 500 dirhem paraya. Bir gece Resulullah rüyada o kimseye buyurdu ki, Git Ebul Hasan'ı Kısaiye. O, Nişabur halkından gayet zengin biridir. Her yıl on bin fakiri parasıyla giydirir. Benden çok selam söyle, sen o Ebul Hasan'a. Beş yüz dirhem parayı söyle de versin sana. Rüyana inanmazsa, ona de ki, her gece yüz salavat okurken dün unuttun sadece. Fakir Ebu'l Hasan'a giderek ertesi gün söyledi kendisine selamını Resulün. Lakin o inanmayıp ilgi göstermeyince ona bu salavatı hatırlattı hemence. O zaman Ebu'l Hasan fırlayarak yerinden secde-i şükre vardı, sürur ve sevincinden. Dedi, al beş yüz dirhem, sarf eyle bir işine. Al şu bin dirhemi de, Resulün şerefine. Çünkü ben inandım ki, doğru imiş o rüyan. Zira benim sırrımı, eyledin bana beyan.''